CHP'nin 37. olağan kurultayı gerçekleşti. Bu 37. kurultayda çok göze çarpan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kelimeleri, yeni sözleri ne anlama geldiğini bunları sizlere şimdi açıklayacağım. 37. kurultayda şunu söyledi en başta, çok çarpıcı olan, biz dostlarımızla beraber iktidara yürüyeceğiz. Bakın, dostlarımızla beraber derken burada Meral Akşener ve HDP'yi kastediyor. Dostumla da demiyor, bak dostumla, dostlarımızla, yani HDP'nin bir ortaklık içerisinde olduğunu kendisi dolayısıyla itiraf ediyor. Bunu artık şeffaf bir hale getirirler mi ileride? Yani gözle görülen, herkesin kabul ettiği bir ortaklık haline gelir mi? Bunu zamanla göreceğiz. Ama gizli ortaklıkları zaten var. Bunu bilmeyen yok. Bir de şöyle bir şey dedi bak. Hep milliyetçi kardeşlerimiz, hani ülkücü kardeşlerimiz, AK Parti'ye gönül verilmiş, sağcı, mütedeyyin, dindar, muhafazakar kardeşlerimiz diyerekten hep hitapta bulundu. Yani AK Parti'den ve MHP'den oy almak istiyor. Yani bakın, başkanlık sisteminin getirmiş olduğu avantajları. Yani başkanlık sistemi çok faydalıymış halk için. Bunu anlamanız lazım. Bak, kendileri iştirak etmeye başladı bile. Niçin halk için çok faydalı? Yani %51 halkın oyunu alamayan başkan olamıyor. Öyle onunla ittifak kur, bununla ittifak kur, yarım yamalak ol falan değil. %51 halkın, yani 50.1 çoğunluğu siz kendinize kabul ettirip sevdiriyorsanız, o kişiye kendinizi anlatabiliyorsanız, o kesim sizi destekliyorsa, sizin görüşünüze, yönetmenize, ideolojinize, her şeyinizi destekliyorsa, size o zaman başkan yapıyor demek. Bu da ne anlama geliyor? Halkın istediği bir başkan olacak demek. Öyle derme çatma değil. Öyle Aydın Doğan'ın bir manşetle ben iktidarı belirledim, iktidar benim evimde kuruldu, hani bu sözler geçti artık. Halkın gözünün önünde artık iktidar kurulacak. Bu başkanlık bu demek. Yani eskiye nazaran %25, bak %25, %23 bir marjinal CHP'nin böyle Kemalist, din karşıtı, laiklik, Kur'an kurslarını kapatan, camiye karşı böyle saldırgan tavır, hep eylemci bir kesime hitap etmek, olduğu yerde saymak artık CHP için bitmiştir. Bundan sonra CHP'nin, yani eğer ki başkan olmak istiyorsa, iktidarı ele geçirmek istiyorsa, artık Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi, herkesi kucaklayacağım dediği gibi, sevgiyle herkesi kucaklayarak kendini herkese anlatmak, ifade etmek zorunda. Herkes onun artık kendilerine uygun bir lider olduğunu, artık ideolojine, görüşlerine, dinine veyahut da giyim kuşamına, başörtüsüne, Kur'an kursuna, camisine, ibadet hanelerine, kendi değerlerine, düşüncelerine artık aykırı bir davranış sergileyerek artık iktidarı ele alamayacağını anladı. Anladı. Şimdi ne yollara gidiyor? Diyor ki ne? Bakın, dostlarımızla ve MHP'li ülkücü kardeşlerimiz, AK Partili kardeşlerimiz diye sesleniyor. Ha şimdi AK Partili kardeşlerimiz deyip de Erdoğan'a diktatör dersen, ha onlar oy verir mi onu bilmem. Ülkücü kardeşlerimiz deyip de sabah akşam Devlet Bahçeli'ye hakaret, küfürler edersen oy verir mi onu da bilmem. Ama şunu öğretti bakın Erdoğan, başkanlık sistemi artık sadece bir grubun ya da bir kesimin oyunu alarak öyle darbelerle, baskı, zulüm, Atatürk'ün maskesi arkasına saklanıp hırçın, saldırgan bir tavırla ülkeyi yönetemeyeceğin, hiçbir şeye, hani hiçbir hakkının olmayacağını artık dün Türkiye'de, bunu CHP'ye çok iyi öğretti. Öğrenmişler. Anladın mı? Şu an söylemeseler de açık açık öğrenmişler arkadaşım. Başkanlık sistemi Türkiye'nin halkına yaramış. Ne demek? Yarıdan çoğunu, bak, halkın yarısından çoğunun gönlünü kazanabiliyorsan, oyunu alabiliyorsan, o adamın, hani o adamı gidip de tehditle, şantajla oyunu alamayacağına göre, halkın gidip de hani sandığın başında tehditle, şantajla oyunu alabiliyor musun? Ne yapacaksın? O adamı ikna edeceksin. O adamın gönlünü alacaksın. Görüşüne saygı duyacaksın. O adamın yaptığına, ettiğin, işte demokrasi zaten bu işte. Başkanlık de işte demokrasiyi getirmiş. Tek adam rejimi değil. Yani öyle HDP'nin bir grup, bir gruba, Güneydoğu'da bir gruba hükmetmesi, MHP'nin bir sağcı gruba hükmetmesi veyahut da CHP'nin bir Kemalist böyle
bazı marjinal gruplara hükmetmesi fayda getirmiyor. Yani bu adamların hepsinin oyu bir araya da gelse, bir araya da geldiği zaman bu adamlar bir araya da geldiği zaman o seçmenler, mesela HDP'nin seçmeniyle MHP'nin seçmeni bir araya gelip de hani parti lideri, örnek veriyor, parti liderleri bir araya da gelse tabanlar bir araya gelir mi, onu işte halk orada belirleyecek. Yani en sempati duyulacak, en uygun, en kibar, en bu ülkeye fayda getirecek düşünülen, fayda getireceği düşünülen, insanlara yalanla, insanlara darbeyle, korkuyla, yılgıyla, yasaklarla değil de sevgi, şefkat, hoşgörü, ekonomik, hani insanlara refah, huzur getirecek kişi artık kürsüde kendini ikna edip halka kendini tatmin ederse, mutlu edeceğini duruma getirirse, o zaman halkın oyunu alıp %50.1'i ülkenin başına başkan olacak. Bunu CHP'ye çatır çatır anlatmış Erdoğan. 37. kurultayda bak çatır çatır kabul ettiler. Nasıl AK Parti seçmeniyle MHP seçmenine hoşgörülü kardeşlerim diye hitap ediyor. Mecbur kaldı çünkü oylarına ihtiyacı var. Yoksa başkanlık elden gidiyor. Yani bu çok güzel bir sistemmiş kardeşim. Kabul etseniz de etmeseniz de süper bir sistemmiş. Öyle manşetlerle, başlıklarla, yani %40 alıp da diğerlerinden fazla almayla, yani 367 milletvekili koltuğuna ben derme çatma 10 oradan aldım, 20 oradan aldım, 10 bağımsızdan aldım. Ben aha, işte hani loto, hani milli piyango şeyi var ya, ya da diyelim ki hani yılbaşında şey tombala çekilişi de tombala çekiliş numaraları yerleştirir gibi böyle yerleştirerek ülkeyi yönetmekle olmadığını, insanların gerçekten gönlünü, içine, beynine, zihnine girerek ülkeyi yöneteceğini anladılar. Yani bu halkın yararına imiş bu seçim, bu sistem, bu başkanlık. Anlayın bunu. Artık eski güçlendirilmiş parlamento, eski rejim, yok güçlendirilmiş milletvekilleri, bunlar fasafiso, huzur, yani bunlar gereksiz şeyler, tartışmalar. Birisi kanun çıkartıyor, diğer grup karşı geliyor. Birisi iyi bir yasa tasarı getiriyor, diğer grup karşı geliyor. Birbirlerine tartışma, iktidarın bile yapacağı kanunlar, çıkartacağı kanunlar 6 ay, 8 ay geri itelemek, başka konularla gündemleri karıştırmak, o gündem sayesinde o getirilecek iyi, güzel maddeyi, kanunu perde arkası edip unutturulma, yani Türkiye'yi ilerletmek değil. Yani hani mehter takımı olur ya, Osmanlı'nın iki ileri bir geri gibi. Hep iki ileri bir geri, iki ileri, ama başkanlık sistemine hep ileri, hep ileri. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Halkın çok 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 faydasınaymış. Çok ve çok. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.